Valla ilk İsmail abiyle İsmail Güneşle sözün bittiği yerle başladı hikaye ee, çok genç yaşta böyle bir e, şansa sahip oldum aslında e, hayatım bana getirdiği bir şanstı bu ee, hikayesini size biraz önce kamera arkasında anlattım şimdi o uzun hikaye buraya girmeyeceğim ama e, bir, bir arkadaşım biliyordur zaten hikayeyi aşağı yukarı <laughs> e, uzun metrajla başladım. E, ...sinema kariyerine... ve arkasından bir sürü e, başrol oyuncusu muydunuz? Evet başrol da, oynadım ilk orada başlığı, başlamanız Evet başrol oyuncusu ve uzun metrajlı. Uzun evet aynı böyle bir şansa sahip hayat bana bunu getirdi ben de o şansı iyi kullandım galiba arkasından zaten daha sonra birçok sinema filmi oldu ama hani yaptığım sinema filmlerinde filmlerinde de biraz önce anlattığım prensiple gittiğim için e, çok iyi işler. E, geldi ve ben çok iyi işleri seçtim. Hayat bana onları getirdi. Ben de seçme prensiplerimi sayesinde iyi bir seçki yaptım içerisinden. İşte Tepenin Ardı mesela benim hakikaten sinema kariyerimdeki önemli noktalardan biridir. Emin Alper'in filmi. Abluka Keza öyledir. Ardından Sarı Sıcak var. Çok güzel bir işti. Ölümlü Dünya keza öyle e, benim için önemli bir yerde. E, bun, bunun gibi daha şu anda ismini sayamayacağım e, galiba onun üzerinde e, Art House ve Gişe dediğimiz filmlerden var ve hepsi bana göre iyi işlerdeydi. Bugüne kadar kötü bir tek işte oynadım. isim vermeyeceğim. Orada şöyle bir hikaye gelişti. Hmm, film min yapımcısı bu filmde oynamam gerektiğini söyledi. Buna ihtiyacı olduğunu söyledi. E, filmin kötü olduğunu biliyordum. Kötü çıkacağını biliyordum. E, fakat orada başka bir fedakarlık yapmam gerekiyordu. O arkadaşımı oradan kurtarmam gerekiyordu. Ekonomik düştüğü darlıktan kurtarmam gerekiyordu. Ve onun için e, bir kereye mahsus hayatımda bunu kabul ettim ve o filmde oynadım. Sonra bunun acısını çok çektim içimde. Ama yapmak zorundaydım. Ee, ama bana ders oldu bir daha yapmadım.